Dün Bitcoin 42.843 dolara kadar ani bir düşüş yaşadı. Acaba panik yapmalı mıyız? Kanalın müdavimleri çok iyi bilirler. Ben daha önce şunu söylemiştim arkadaşlar. Biz ayı, boğa, balina olamayız. Sincap olmalıyız demiştim. Büyük abilerin ne planladıklarını, akıllarını okuyamayız. Yani grafik okumayı bir tek biz mi biliyoruz? Balinalar grafik okuyamıyorlar mı? Hani onlar diyemiyor mu? Ya bak şu indikatör şurayı gösterdi. Demek ki millet şöyle yapar. Şimdi onlarda beklenti budur. O zaman ben şöyle yapayım diyemiyorlar mı? Böyle bir akılları yok mu? Onların da kendilerine göre bir stratejisi olamaz mı? Elbette var. Dün birileri Bitcoin üzerinde bir operasyon yaptı. Yakında kokusu, sebepleri ortaya çıkar. Ama bu yaşanan olaydan bizim iki tane güzel ders çıkarmamız gerekir. Kanalı yakından takip edenler biliyorlar ama belki dikkatinizden kaçmış olabilir diye sıralamak istiyorum. Birincisi, biz hiçbir kripto parayı zirvedeyken almıyoruz. Biz hep bir düşüşteyken, ya alım bölgemizdeyken yakalamaya çalışıyoruz. Bir zirve gördüğünde daha da yüksek bir zirveyi görecek umuduyla, ümidiyle bir yatırım yapmıyoruz. Bizim alım bölgemiz dediğimiz yer bizim ekmek kapımız. Bitcoin'deki son haftalardaki güzel yükseliş pek çok kripto paraya zirve yaptırmıştı ve bu zirvenin daha da devam edeceği ümidiyle bazı kardeşlerimiz yüklü yatırımlar yapmış olabilir. Bu durum bizim tasvip ettiğimiz bir durum değil. Biz her zaman alım bölgemizdeki paraları yakalamaya veya bir düzeltme arifesinde bir kripto parayı yakalamaya çalışıyoruz. Bizim iki tane güzel ekmek yiyeceğimiz yerimiz burasıdır. İkincisi ise bu tür düşüşler ister boğa sezonu olsun, ister ayı sezonu olsun her dönemde olacak. Şubat'ta da oldu, Mart'ta da oldu, Nisan'da da oldu, Mayıs'takini zaten dünya duydu. Ve bundan sonra da olacak arkadaşlar bu tür düşüşler. Bu yüzden bizim stratejimizin de içinde olan mutlaka bu tür durumlar için bizim boşta bir tether, dolar bulundurmamız gerekiyor. Mutlaka sizin elinizde her türlü koşulda ve her türlü durumda işlem yapmaya izin verebilecek bir boşta paranızın olması lazım. Bu yaşanan ani düşüş bize bu iki konu hakkında tekrar bir ders almamıza sebep oldu. Bu konulara dikkat eden arkadaşlarımız nispeten daha iyi durumda şu anda. Her kriz kendi fırsatını doğurur demiştik daha önce. Bizim bu tür krizlerden, bu tür fırsatlardan yararlanabilmemiz için boşta bir sermayemiz olmazsa biz bunları nasıl fırsata çevirebiliriz? Dünyaca ünlü bazı devasa borsaların dün bu ani düşüşten dolayı bir takım cüzdanları dondurduğunu, bazı işlemlere izin vermediğini ve bazı kardeşlerimizin bu fırsatlardan yararlanamadığını da görüyoruz. Mailler bana geliyor. İşte neymiş efendim? İşte bizim güvenliğimiz için bakıma alındı uyarısı çıkarıyorlarmış. Yesinler sizin yalanınızı. Ben buna inanmıyorum. Kendileri gayet güzel de işlemlerini yapıyorlar. Inside traderlarının olduğunu artık dünya biliyor. Hazır bu düşüşten güzelce toplamayı da beceriyorlar. Ve inside trader oldukları için, içeride adamları oldukları için ve resmin bütününü görebildikleri için de çok ballı short işlemler açtıklarını ve malı götürdüklerini düşünüyorum. Bize de bakım yalanıyla işlem yaptırtmadılar. Pek çok kardeşimiz o fırsatları kaçırdı. Ama hatta pek çok kişinin de dünyada şimdi yakında onların haberleri de çıkacaktır. Bu düşüşten dolayı muhtemelen binlerce kişinin de stop loss'u patlamıştır, zarar etmiştir. Olan yine tabii ki her zamanki gibi acemi olan ve bilgisiz olan kardeşlerimiz oldu. Hatta bugün bir mail vardı. Bir kardeşimiz margin işlem açıp tatile çıkmış, seyahate çıkmış, yolculuğa çıkmış. Ya arkadaşlar ben defalarca söyledim. Margin işlem vur kaç operasyonudur. Margin işlem hani başladığı anda hani yeşillerde işte 1 dolar kazandın, 2 dolar kazandın ya da kırmızı -1, -2 gittiği zaman yani işlem başladığında bu işlem 1, 2, 3 maksimum 4 saatte bitmek zorunda bence. Öyle işte günlerce haftalarca süren kaldıraçlı işlem mi olur? Bu mutlaka patlar. O yüzden kaldıraçlı işlemler vur kaç operasyonudur? İşlem başladığı anda bırakın tatile matile gitmeyi, tuvalete gidemezsiniz. Kardeşimiz atlamış seyahate çıkmış. Haliyle de bütün stop losslarının patladığını ve zarar ettiğini anlatan bir mail göndermişti. Bu olayda ona bundan sonra güzel bir ders olmuştur diye tahmin ediyorum. Lütfen kaldıraçlı işlemleri böyle oynak zeminlerde, benim onay vermediğim günlerde yapmayın. Ben kaldıraçlı işlemlerin boğa sezonunda net günlerde yapılması taraftarıyım. Böyle oynak zeminlerde kaldıraçlı işlemlere çok heveslisiniz. Biliyorum hani yüksek kazançlar verdiği için çok istiyorsunuz ama ben kaldıraça karşıyım arkadaşlar. Mecburen eğitimlerimde öğretiyorum ama kaldıraç her zaman tercih ettiğim bir yol değil.
ben normal al-sat stratejisine daha çok önem veriyorum, daha çok işlem yapıyorum. Kanaldaki videoları seyredenler, eğer güzel bir rüzgar yakalandıysa illa kaldıraç yapacaksanız 10 işlemden maksimum 2 tanesinin kaldıraçlı işlem olması gerektiğini de söylediğimi hatırlayacaklardır. Peki şu anda BTC'nin durumu ne durumda? Görülüyor ki arkadaşlar 45K'da çok güzel bir tutunmuştuk, hatırlıyorsunuz. 45K'da tutunmamızın çok güzel bir faydası oldu ve 46.500'lerde biz arada 42.800'lere iğne atsak bile 46.500'lerde güzelce frene bastık ve Bitcoin buralardan toparlanma emareleri gösteriyor şu anda. Eğer bu haberi medya köpürtürse, yani olandan daha fazla kötümser bir şekilde pompalamaya başlarsa, onu bugün medyayı takip ederek göreceğiz. En fazla 43'lere kadar bir sallanma görebiliriz, aşağı sallanma görebiliriz ama benim umudum artı yönde 45K'nın güzel bir destek direnç oluşturduğunu, buranın sağlam bir nokta olduğunu ve buradan yukarıya gideceğimizi ve buradan toparlayacağımızın emarelerinde başladığını grafiklerini izlediğim zaman görebiliyorum zaten. Birileri müdahale etmezse Bitcoin çok kısa bir zamanda kendini toparlayacaktır. Bitcoin daha önce ne badireler atlattı arkadaşlar. Yani bunu mu atlatamayacak? Biz ne kötü günler gördük. Bitcoin'e birileri müdahale etmediği müddetçe Bitcoin sağlam bir paradır ve buralardan çok rahat bir şekilde kendini toparlayıp yoluna yine tekrar devam edecektir. Bu yüzden moral bozmak yok. Ayı, boğa, balina olamıyoruz ama sincap olmaya devam etmeniz gerekiyor. Şimdi normalde biz çekimlerimizi böyle dizi mantığıyla yapıyoruz arkadaşlar. Hani ekipteki kardeşlerimiz sizin YouTube'a yaptığınız ya da sosyal medyadan gönderdiğiniz soruları derliyorlar. Hocam işte şu gün şu saatte işte müsaitseniz işte soruları cevaplayalım. Videolar çekiyoruz. Biz videoları çekiyoruz. Onlar belli bir sistemle, dizi mantığıyla çekilmiş olan videoları yayına sokuyorlar ama dünkü acil durumdan dolayı mecburen ben bugün sabahın köründe ekibi uyandırmak zorunda kaldım. Acil durum var arkadaşlar. Acil bir video çekeceğim dedim. Biri kahvaltı yapmadan gelmiş, yüzünü yıkayamamış. Biraz böyle alelacele oldu. Hatta bu videoyu arkadaşlar bir an önce hani montajlayalım, acil render yapıp yayına sokalım. Bu yüzden acil bir video oldu. Hatamız olduysa kusurumuza bakmayın. En kısa zamanda başka bir videoda görüşmek üzere.